Selam arkadaşlar, yenilikte yeni bir update videosuna daha hoş geldiniz. Burada ben en son bıraktıktan sonra bir 2-3 gün daha oynadım, karakterimi ilerlettim ve şimdi nerelere geldim, neleri keşfettim bunları kısaca anlatacağım. Burada ben Explosive Arrow karakteriyle başlamıştım. Önceki karakterimizde sarı maplere sonundaydık ve o şekilde ilerliyorduk. Şimdi ben burada maplere bayağı tamamladım. 4 tane voice stone aldım. Burada 2 tane voice stone'u kendim aldım. O voice zaten kolay. Diğer 2 voice stone'a ben çok uğraşmadım. Direkt kere aldım. Bu kere nasıl alınır bilmiyorsanız benim videom var. Aşağı linkini koyarım. Bu voice stone'a çok rahat kere alabilirsiniz. Kendiniz uğraşmak istemiyorsanız. Kere alma muhabbetini ben seviyorum. Liglerin başına geldi yapıyorum. Çünkü benim karakterim keser mi? Keser. Ama ben o mapleri farmlayıncaya kadar, onları farmlayıncaya kadar onun yerine map'te farm yaptığım anda onun parasını zaten hemen çıkartabiliyorsunuz. Burada map'lerde bayağı ilerledim. Map'lerde Expedition farmlıyorum ve Haste farmlıyorum. Baştaki map ilerleme atlasını kullanıyorum. Atlasımın linki aşağıda var. Oradan atlasa bakabilirsiniz. Buradaki taktiğim bayağı basit aslında. Map'e giriyorum. Expedition yapıyorum. Haste'in kutudan çıkanları topluyorum. Boss'u kesiyorum, çıkıyorum. Burada Haste'i şu an daha yapmıyorum. Sadece malzemeleri topluyorum. Onları ileride yapacağım. Şimdi biriksin diye önceden bunları alıyorum. Asıl amacım Expedition'ı farmlamak. Burada Rogue düşerse onları yapıyorum. Tujen'den bayağı bir currency alıyorum. Rogue'dan çok craft yapmadım bu son. Rogue'la çok uğraşmadım. Daha çok Tujen'e yöneldim. Yani şu anki halimizde Atlas'ı bayağı bitirdik. 4 tane voice stone'umuzu aldık. Farm yapmaya başladık. Currency kasmaya başladık. Burada karakterimde neleri geliştirdim. Karakterim linki aşağıda var. Oradan bakabilirsiniz. Burada ben karakterim yaklaşık 3-3,5 divan civarı harcadım. Bow'umu güzel. En son bow'dan aldım 2 divan'a. Zaten bütün param oraya gitti. Diğer itemlerimi sadece biraz daha iyi versiyonlarını aldım. Suppression yoktu. Suppression itemlerini aldım. Üstüne amuletimde, kuyvarımda Damage over time multiplier'ı güçlendirecek şekilde itemler aldım. Bodaric Devastation 100'ünü aldım. Bu sezon çok ucuz. Kimse Explosive Arrow oynamadığı için çok rahat bir şekilde onu da alabiliyoruz. Onu da sol tarafa takıyoruz unutmayın. Yoksa çalışmıyor. Ve bu şekilde de karakterimi geliştirdim. Bundan sonra bir kere daha geliştireceğim karakterimi. Burada ben Life Tap kullanıyorum. Life Tap'i de çıkarıp en son mana versiyonuna geçip oraya Empower takacağım. Onu ayarladıktan sonra artık karaktere çok upgrade yapmayı düşünmüyorum. Zaten ondan sonra çok bir şeye ihtiyacı yok bu ilin. İhtiyacım olan her şeyi yapıyor zaten şu an. Burada şunu da hatırlatayım. Yani bu Explosive Arrow'un itemleri almak istiyorsanız benim Better Trade kodum var rehberde. Oradan alın. Zaten ben bütün itemleri ayarladım oraya. Ve ben kendim de bütün itemleri oradan aldım. Yani tıklıyorsunuz. Her item orada 5 kaos 10 kaos direkt satın alabiliyorsunuz. Özellikle Body Armor. Yani benim Body Armor'a bakarsanız bayağı güzel Body Armor'u. Ben onu 5 kaos aldım mesela. Böyle güzel itemler var. Ticarette sadece aramasını bilmek lazım. Onu da ben ayarladım. Rehberin açıklamasında notlar kısmında bu Better Trade kodu da var. Asıl ben bu videoda biraz daha şehri anlatmak istiyorum. Çünkü bu sezonun olayı bu şehir. Önceki videoda ben bayağı bir basit kısımdan anlatmıştım. Yani şehir nasıl kurmanız lazım. Nasıl ilerlemeniz lazım. Bayağı bir taktik vermiştim. Şimdi bu videoda biraz daha keşfettiklerimi anlatacağım. Öncelikle ben map yerini açtım. Map yeri güzel gibi ama başta mapçiler çok ölüyor. Burayı bayağı bir upgrade etmemiz gerekiyor galiba mapçilerin iyi çalışması için. Çünkü benim koydularım maplerde hep ölüyordu. Veya biraz daha yüksek ranklı elemanlar bulmak lazım gibi. Şu an mesela bende rank 7 rank 6 elemanlar. Daha bunlar yeni koydum. Normalde ben tier 5 kullanıyordum. Ama bunları daha yapmadım çünkü çok gold istiyor bunlar. Benim de daha o kadar çok goldum yok. Map'te güzel ödüller geliyor bu arada. Bir 80 kaosu Cluster Jewel aldım. Arada işte kaos falan getiriyorlar. Böyle gereksiz mapleri harcamak için güzel. Ama başta çok gold gidiyor ve o maplere çok ölebiliyorlar. O yüzden bu mapping'i sadece upgrade etmeye çalışın. Öyle çok mapper koymaya çalışmayın buraya eğer çok goldunuz yoksa. Diğer keşfettiğim şey burada Disenchanting Table var. Burada itemi koyuyorsunuz dust'a çeviriyor ve bu bayağı uzun sürüyor. Ama buraya güzel yüksek level elemanlar koyarsanız bu bayağı hızlanıyor. Yani rankı yüksek elemanları koymaya burada dikkat edin. Buradaki koyduğunuz kişilerin rankı yüksek olsun. Ve burayı çok uzun bir süre doldurmak istiyorsanız yüzük ve amulet koyun. Bura fark etseniz yine bir inventory gibi ve yüzük ve amuletler bir yer kaplıyor. Burayı komple yüzük amulet doldurun. Böyle 10 saat 15 saat çalışacak şekilde dust ayarlayabilirsiniz. İtemlerde galiba şöyle bir olay var. İtemdeki modların tier'i yüksekse daha fazla dust veriyor. Yani bir item var diyelim. İtemde modları kötü. Hep mesela tier 6 tier 7 mod bir item var. Tier 1 tier 2 modlar var. Bu daha fazla dust veriyor gibi şu ana kadar anladım. Unique itemlerde rariteye göre. Şu an daha ben unique koyamıyorum ama koyanlarda gördüğüm kadarıyla koyduğunuz unique item ne kadar nadirse ona göre fazla dust veriyor. Ve burada şehirde aynı şekilde mining'de çok değişiklik yok. Bar kısmında çok değişiklik yok. Talak kısmında çok değişiklik yok. Oralar aynı şekilde gidiyor. Burada gemi kısmında bayağı keşfettiğimiz özellikler var. O da şöyle. Burada gemi gönderirken loot'un neye göre geldiğini insanlar keşfetmiş ve bir tablo oluşturmuş. Burada bu tabloya bakarsanız hangi limana hangi malzemeyi gönderirseniz ne ödül alacağınızı anında görebiliyorsunuz. Bunun linkini ben açıklamaya koydum. Discord'da resmi de var. Resmini de alıp oyun içine ekleyebilirsiniz. Mesela benim burada Awaken Portrait de ekli. Ben direkt oyun içinde bu resmi görebiliyorum. Öyle de yapabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz şey tarladaki ürünleri gönderirseniz currency geliyor ve bu dust'ı koyarsanız bu itemleri yok direkten aldığımız mavi dust'ı ödüllerinizi katlıyor. 55 koyarsanız 2,
550, 2,5, 8000 koyarsanız 3x katlıyor. Yani burada direkt siz Köln ödüllerine gideyim ben onları alayım diyorsanız burada ürünleri koyun, tarla ürünlerini, yanına dust koyun, risk arttırmayacak şekilde gönderin gelsin, gönderin gelsin, o şekilde yapabilirsiniz. Burada limana göre ekstra ödül de var. Bu 3 limana gönderirseniz rün geliyor, bu 2 limana gönderirseniz tatlı geliyor. Burada tabi diğer istediğiniz bir ödül varsa, mesela burada katalist getireni var, fosil getireni var, işte tincture getireni var, armor evasion itemleri getireni var, ona göre de bu itemlerden yollayabilirsiniz. Şimdi ilk keşfettiğimiz şey bu. Diğer keşfettiğimiz olay, burada limanlara bakarsanız sizden bir malzeme istiyor. Eğer siz bu malzemeleri buraya gönderirseniz bu malzemeler buranın ödülünü katlıyor ve bu giderek artıyor. Mesela şu an 1300-680 istiyor. Sonradan bunun istediği sayı artıyor. İstediği sayı artıyor. Giderek artıyor. Giderek artıyor. Ama siz onları yolladıkça da alacağınız ödül artıyor. Yani başta şöyle yapabilirsiniz. Limanların istediği malzemeyi gönderin. Yanına tarladaki ürünleri koyun. Yanına dust'ı koyun. Hem oranın seviyesi artsın o ürünleri gönderdiğiniz için. Hem de ferens ödülleri alın ürün gönderdiğiniz için. Hem de multiplayer'ını attırmak için mavi dust'ı gönderin. O şekilde o şekilde buraları ilerletmeye çalışabilirsiniz. Gemide de şu an keşfedilen olaylar bu şekilde. Ve artık neredeyse çoğu şeyi biliyoruz. Bu gemide ne yapmamız lazım, nereye göndermemiz lazım. Baya bir mantığı oturmuş gibi. Burada tabi bozuk bir strateji çıkarsa onun hakkında da ben video yaparım. Burada şimdi sosyal olaraktan bir taktik daha göstereceğim. Gold'u nasıl kasıyoruz? Çünkü gold çok ihtiyacımız oluyor ve başta çok fazla birikmiyor. Gold kasmak için insanlar genelde tier 16 maplerde böyle çok fazla canavar keserekten yapıyor ki bu bayağı iyi bu arada. Mesela ben expedition yapıyorum. Expedition'da bir sürü rare falan çıkıyor. Fena olmayan şekilde gold geliyor. İşte insanlar Strongbox yapıyor. Strongbox'tan bayağı bir canavar geliyor. Blight yapıyor. Delirium ekliyor maplerine. Böyle Abyss falan yapıyorlar. Böyle çok canavar ekleyerekten gold kazanma taktikleri var. Yani farmladığınız şey ona uygunsa kazanabiliyorsunuz. Burada ekstradan bir keşfedilen şey de Synthesis mapleri. Synthesis mapleri 15 kaos tanesi. Giriyorsunuz ve en az 10k gold atıyor. Ben bunu bayağı test ettim ve buraya upgrade ederken de bayağı kullandım. Her girdiğim map'te en az 10k geliyordu. Modlara ve canavarlara farklı olarak da 15k 16k'lara kadar çıkabiliyordu benim test ettiklerimde. Yani böyle gold'a ihtiyacınız varsa kaosunuzda çoksa 15 kaos alın, girin 15 kaos alın, girin böyle seri seri yapın. Oradan gold'unuzu kasın. Şu anlık keşfedilen en iyi gold yöntemi o şekilde duruyor. Burada çok saçma bir gold taktiği çıkarsa onu zaten ben videosunu yaparım. Burada artık özetlemek gerekirse karakterimi neredeyse bayağı bitirdim. Farm yapmaya başladık. Expedition farmlıyoruz, haste farmlıyoruz. Bu şehirde bayağı bir olayları öğrendik. Gemide loot almak için neler gerekiyor bunları öğrendik. Gold için neler yapmak lazım, biraz bunları yeni yeni keşfediyoruz. Ve bu lig mekaniği hakkında ben ayrıntılı bir rehber yapacağım. Ama bu videoda ve önceki videoda aslında mekanikte olan her şeyi neredeyse anlattığım gibi ikisini birleştirip özetlediğim bir video yaparım bundan sonra. Benim şimdi ekleyeceklerim bu şekilde. Diğer videolarda görüşürüz.